Merhaba sayın seyirciler, Galatasaray bültenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray bülteninde Galatasaray ile ilgili şeyleri konuşacağız. O zaman başlayalım. İlk önce bilmeyen varsa soracağım, yani size yorumlarda en çok sevdiğiniz Galatasaraylıyı istiyorum. Ve eğer Galatasaraylıları bilmiyorsanız yorumlara yazın. Ben size zaten eğer aktarabilirsem aktarabilirim. Yorumlarınızı belki göremiyor da alabilirim ama bir yandan yani bir yandan görebiliyorum. O zaman başlayalım. İlk önce bunu söylemek gerekirse Galatasaray'da çok kötü bir ilerleme sahasında yürüdü bura. Artık bu sezon koronavirüs olduğundan dolayı. Ama yine de takımların 12 Haziran'da açılacağından dolayı ve benim de Galatasaraylı olduğumdan tüm maçlarını takip etmem veya internetten paralı kanalları bedavaya getirmem, öyle şeyler var. Bunu da zaten Kanal İzle adlı Google'a yazacaksınız. Oradan Kanal İzle Ork diye bir şey var. Normal Kanal İzle değil, başka bir Kanal İzle. O da ilk çıkan sayfa değil, ikinci sayfaya basacaksınız. O ikinci sayfada zaten size yönelik beyin spor, beyin haber, sonra ya gibi daha birçok şey, Dijitürk paketi, Tiyubo, Türksel gibi paketleri zaten siz oradan göreceksiniz. Ama neyse ya, ben şimdi onu anlatmayacağım. Galatasaray ile ilgili konuşacağız. Şu anda zaten arkamda da Galatasaray ile ilgili şey var. Galatasaray biliyorsunuz ki ilk şampiyonluğunu galiba 1923 yılında ilk şampiyonluğunu oldu. Tam olarak 23 kere şampiyon oldu diye hatırlıyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ondan yüksek. Yalan değil. Diğer konu ise Beşiktaş konusu. Galatasaray Beşiktaş'ın önünde olmasına rağmen tabii ki Beşiktaş'ta Galatasaray'a göre daha iyi yıldızlar var. Şu anda siz beni görüyor musunuz bilmiyorum. Çünkü şuradan ters çevirerek bağladım. Kameraman arkadaşımızın olmadığı için. Yakında şunu diyecektim Beşiktaş konusunda, pardon. Beşiktaş konusunda yani ön olarak yine Galatasaray önde duruyor. Ama yine dediğim gibi yıldızlar o taraftan öyle değil. Bizim yıldızımız Galatasaray olarak bilindiği ve Paris'e 5-0 yenildiği için bu bir utanç. Bazıları ise gidiyor, Galatasaray yenildi diyor. Ki ben de onlara laf yetiştireceğim. Diyorum kısaca, siz halinize şükredin diye. Çünkü Paris dünyanın en iyi takımlarından 5. sırada falan. Galatasaray 13. sırada. Aralarında kaç fark var bir düşün. Çok iyi bilmiyorum ama galiba Galatasaray 13. sıradaydı. Paris'in 5. sırada olduğunu hatırlıyorum. Öyle bir şey okumuştum. Neyse. Şimdi ise diğer konu. Peki Galatasaray bu kadar destekleniyor. Niye o zaman Türkiye'de Galatasaray'dan fazla Beşiktaşlı yok ama Fenerbahçeli var? Bir düşün. Konuyu anlatın ve düşünün. Niye? Futbol sahasının özel bölümü bugün de katıl, aslında bir YouTube kanalında katıl diye bir şey yok. Ama yapabilirsem katıla videolarda gelebilir. Evet. Özel bölümle karşınızdayız. Şimdi ise tekrardan Optimus Prime'a bağlanıyorum. Ben programın biteceği için bir konu daha var. Şimdi bir de onu sunayım. Kim kimi destekliyor? Galatasaray sponsorları kim? Galatasaray sadece futbol konusunda değil. Şu anda gördüğünüz şey futbol olarak gösterdim ben. Tabii ki bir de voleybol gibi şeyler var. Galatasaray voleybolda galiba 3 veya 5 yıldız arasında bir kupada. Ama basketbolda ise şu ana kadar TBF, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ona verdiği bir yıldız yok. Şu anda yıldızsız olduğu için Galatasaray voleybolda en iyi olsa da, yani voleybolda en iyi, şeyde en iyi, futbolda en iyi olsa da
Yine de en iyiler olan yine basketbol gibi VB'lerde en iyi değil. Ama voleybolla gerçekten futbolda iyi. Son konuya giriyorum. Ben az önce söyledim kim kimi tutuyor. Ben sponsorlara geldim. Doğal Sigorta yine basketbolda falan Galatasaray'ı tutuyor. Futbolda Ülker yani tam olarak Ülker Galatasaray sponsoru değil. Kadınlar Ligi'nde Vodafone Galatasaray'ı falan tutuyor. Ama bizim amacımız futbol işte kadınlarda Vodafone'u tutuyor. Yine futbol kadınlarda Vodafone yine Beşiktaş tutuyor. Yine ayrıca Beşiktaş normal takımını da erkek milli takımını da tutuyor. Neyse ya, onu boş verin. Sponsorlar deyince yani Ülker tam sponsor olmadığı için ülkenin küçük markalarından olan Halley Galatasaray'ın sponsoru ve daha VB'si diğer özel bölümümüzde Fenerbahçe özelde bunu anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.